Esnevi katre 57. O vücutta yapılan binlerce tasarrufattan ancak bir tane insana aittir. O bir taneye odaklanalım. Ene insan fıtrat Ene insanın fıtrat tarlasında ekilmiş bir tohum gibidir. Bu tohum hayra da şerre de kabildir. Yani iki yöne de filiz açar sonra ağaç olur. Bu tohumu iman, ibadet, tefekkür ile sularsak bu tohum hayırda filizlenip ağaç olur. Yok bu tohumu küfür, günah, felsefe ile sularsak o zaman da bu tohum şerde filizlenip bir şer ağacı haline gelir. Yani insandaki ene duygusunu besleyen şey çevre ve verilen eğitimdir. Bu zamanda çevre bozuk verilen eğitim de maddi ve felsefi bir nitelikte olunca haliyle ene bütün çirkinliği ve şerriyle neşunema bulmuş ve buluyor. Yaşunema bulmuş oluyor. Bu çağın narsist ve egoist bir nitelikte olması da bu yüzdendir. Bu çağın narsist ve egoist. Narsist ve egoist. Bir nitelikte olması da bu yüzdendir. Ene hakikatte olmadığı halde var gibi düşünülen bir sahiplenme, bir kabullenme duygusudur. Ene hakikatte olmadığı halde var gibi düşünülen bir sahiplenme, ve bir kabullenme duygusudur. Mesela insanın ailesine benim ailem demesi, evine benim evim demesi, vücut ve azalarına benim vücudum ve benim azalarım demesi, buna örnek olarak verilebilir. İşte buradaki benim ifadesi e nedir? Halbuki hakikat noktasında ne aile, ne ev, ne vücut, ne de azalar insanın değildir. Hepsinin gerçek sahibi Allah'tır. Allah insana bu sahiplenme duygusunu, mutlak isim ve sıfatlarını kavratmak ve kıyas yapmak için vermiştir. Yani insandaki cüz'i ilim, cüz'i kudret, cüz'i irade, cüz'i sahiplenme duygularının hepsi Allah'ın isim ve sıfatlarına açılan bir pencere gibidir. İnsan bu pencereyle Allah'ın isim ve sıfatlarını kavrar. Mesela der, ben şu küçük hanemin müdebbiliyim. Allah ise bütün kainat hanesinin Rabbidir. Ben cüz'i kudretimle şu evi yaptım. Allah ise sonsuz kudret ile kainat evini yarattı. Ben cüz'i ilimimle şu kadar şeyleri bilirim. Allah ise sonsuz ilmiyle her şeyi bilir, her şeye muttalidir. İnsan sahip olduğu bu cüz'i ve farazi katlar ile kıyas yaparak Allah'ın sonsuz ilim ve sıfatlarını idrak eder. Şayet bu sahiplenme duygusu olmasaydı insan bu kıyası yapamayacağı için Allah'ın o sonsuz sıfatlarını idrak edemeyecekti. Burada ene ve benlik hissinin yüzü insana terakki veren, insana marifet kapılarını açan ve insanı nihayetsiz makamlara çıkaran müsbet ve hayır yüzüdür. İnsan bu farazi ene duygusunu bu cihetle kullandığı zaman kulluğunun temelini ve özünü yakalamış olur. İnsanın manevi cephesi Allah'ın isim ve sıfatlarını tanımak üzere tasarlanmıştır. İnsana düşen ise bu tasarımı bu yönde sarf etmektir. Dalalet ve şerrin yüz yüzü varsa bundan 99'u adem ve menfidir. Bir cüzü ise yaratılma noktasıdır ki yaratan Allah olduğu için bu cüz menfi ve adem demek doğru olmaz. Zira halkı şer şer değil, kesbi şer şerdir. Yani şerri yaratmak şer ve menfi değil. Onu irade ile sahiplenmek, işlemek şer ve menfidir zaman Hazretleri küçük bir istisna ile bunu hariç tutuyor. Yani şerrin ve dalaletin yüz payından biri Allah'a aittir ki bu pay şerrin yaratılmasıdır. Hayır ve hidayetin de yüz yüzü varsa bunun 99'unu yaratan Allah'tır. Geri kalan talep ve istemek cüz ki bu kula ait bir cüzdür. Yani insanın ibadet ve hidayeti yaratma noktasında hiçbir müdahalesi yoktur. Sadece bunları isteme ve talep etme payı vardır ki bu da cüz iradesiyle oluyor. İnsana ait olan tek şey iradesidir. Ve o da icat ve yaratma gücüne sahip değildir. Allah sonsuz kudretin insan iradesine rapt etmiş. İnsan iradesiyle ister, Allah da sonsuz kudretiyle yaratır. Ancak ancak bir tanesi insana aittir sözü bu anlamdadır. Yoksa bir incelik ve kemiyet vurgusu değildir.